Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu programda Fenerbahçe'nin Fransa'dan 2-2 beraberlikle döndüğü Rennes maçının verilerini ve bununla beraber pazar günü iç sahada konuk edeceği Alanya Spor'a karşı nasıl bir oyunun bizleri beklediğini dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Fenerbahçe özellikle 2-0'dan döndüğü maçta hangi verilerle sahada kaldı? Bu üstün performansın, yılmayan enerjinin kaynağı hangi oyuncularda? Bunları konuşacağız. Sonrasında Alanya sporun oyun yapısına geleceğiz. Alanya sporun eksiklerinden bahsedeceğiz bol bol ve Fenerbahçe'nin bu eksiklerden yararlanması için hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini sizlerle paylaşacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. Programımıza öncelikle rem beraberliğini anlatarak başlamamız gerekiyor. Dinamo Kiev'in de iç sahada ayaklarına kay 1-0'lık yenildiği bir haftada Fenerbahçe'nin muhakkak puan veya puanlarla dönmesi çok önemliydi Fransa'dan. Ve e, ilk yarıda bence çok düzgün bir oyun vardı. İsabetli şut bulamayan bir ren takım vardı. Ama maçın ikinci yarısında o konsantrasyon bozukluğuyla bir anda maç 2-0'a geldi ve Fenerbahçe'de özellikle e, geçmiş tecrübelerden oyundan kopmalar olabileceğini bekliyordu hem taraftar hem maçı takip eden diğer kuruluşlar, basın mensupları ama Fenerbahçe'de Jesun gelmesiyle beraber değişen bir sistemle beraber değişen bir karakter de var. Fenerbahçeli oyuncular da bence maçı bırakmamanın ne anlama geldiğini, 90 dakika mücadele etmenin ne anlama geldiğinin çok çok farkında bir ekipten oluşuyor şu an kadro ki e, İrfancan'ın belki de en çok eleştirildiği anlarda top kayıplarının üst üste yaptığı anlarda kaleye uşutu vuracak cesareti bulmasının o özgüvene sahip olmasının nedeni de bu ki o özgüvende maçı döndürme sebebi oluyor. İrfancan'ın mükemmel golü bence gecenin golüydü UEFA Avrupa Ligi'nde. Bir anda maçı 2-1'e getirdi ve Fenerbahçe'yi maça ortak etti. Sonrasında Ren takımı kaptanı Traore'nin İrfancan'a yaptığı hareket ki ya amatörlük bambaşka bir olay. Onlar adına çok gereksiz. Bizim için maçı beraberliğe getiren nokta bence o andı. E, Ram takımı 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin golü olan inancı daha da arttı. Jesus'un golü olan inancı daha da arttı. Rossi oyuna girdi. Hamle yapmaktan çekinmeyen bir hal aldı Fenerbahçe. Ve ya 2-2'yi iki bulmasa dahi Fenerbahçe maçı çoktan hak etmişti. En azından puan almayı hak etmişti. 2-2'yi i̇ki bulduktan sonra o Mandanla'nın korkulu gözlerle penaltıdan sonra topu vermemesi Valencia'ya, Joao Pedro'ya bence tüm maçın özetini anlatıyordu. Ren takımına kendi sahasında Fenerbahçe 2-0'dan geri gelip o korkuyu yaşatabildi ve e, gruptan çıkma adına da bence çok önemli bir yol kat etti. Tabii ki maçın verileri var. Fenerbahçe tüm maç boyunca Ren takımından neredeyse %50 daha fazla pas yaptı. Topa daha hakim taraftaydı. Toplam toplu oynaması Fenerbahçe'nin %64'tü. İkinci yarı %66'ya kadar çıktı Fenerbahçe'de bu toplu oynama. Ve ve ilk 11'deki isimlere baktığımızda pas konusunda İsmail Yüksel'in nasıl on plana çıktığını görüyoruz. İsmail Yüksel'in gelişimini gördükçe biz mutlu oluyoruz. Aro ve Crespo'nun bu maçtaki yokluğunda rotasyonda da denenen maçta İsmail Yüksek muazzam bir performans ortaya koydu. %91 isabetli pasla oynadı ve ya bu isabetli pası orta sahalar genelde yana, arkaya, geriye doğru paslarla bu yüzdeyi çoğalttığını görürüz. Bilerek bu istatistiği çıkarmak istedim size. İsmail Yüksek 1'de 1 kilit pas, 5'te 5 40 metre üzeri uzun pas isabeti oynadı onda dokuz... 3. bölgeye paslarla oynadı. Ceza sahasına attı. 3 pasın ikisi isabet sağladı ve attı 39 ileriye doğru pasın 34'ünde isabet sağladı. Yani İsmail Yüksek orta sahada kısaca fark yarattı. İsmail'in de yolu açık olsun. Bence hem İsmail Yüksek hem Mert Hakan gayet iyi iş başardılar Ren'e karşı orta sahada. Fenerbahçe işin hücum kısmında ise Batu Şahi ve King ile çıkmıştı. King özellikle sakatlık sonrası bu maçta biraz daha sallantıdaydı sanki. İlk yarıda daha fizikli bir King'in fark yaratabileceği bir maç vardı vardı. Batshuayi ilk yarıda net bir pozisyonu harcadı ama Batshuayi'nin mobilitesini görüyorsunuz. O attığı pastaki kalitesini görüyorsunuz ki karşı karşıya bırakabilirdi bir anda King'i. King uzaktan vurmayı tercih etti. Yani hücumda Fenerbahçe'de taşlar biraz daha yerine oturacaktır. Valencia ve Pedro'yu direkt oyuna soktuğundaki oradaki e, temponun nasıl arttığını, oranın nasıl hareketlendiğini görüyorsunuz. Jesus'un elinde aslında Yelpaze'de farklı oyuncu tiplemeleri var ve bunları kullanmaktan da çekinmiyor Jesus. Ama bana göre İsmail'in bu performansına da rağmen rağmen maçın adamı o sahiydi. Osai'nin formayı nasıl özlediğini gördük. Adeta sağ tarafı tek başına kullandı. Hem işin hücum kısmında hem işin defansif kısmında bence çok değerli işler yaptı ve e, Avrupa'da bence 1-2 maç daha bu performans sergilediği takdirde Osai'nin de birçok kulüp tarafından takip edileceğini, peşinin bırakılmayacağını söyleyelim. Fenerbahçe sağ tarafta oynatabileceği Osai Ferdi, solda oynatabileceği Alioski Ferdi, hocanın da değerlendirdiği Lincoln gibi 3-4-3'ün orta sağ sağ soluna sahip ve bu sistemde yine oyuncu da yaratıyor Jesus. Ve rotasyon olabildiği kadar kullanmaya çalışıyor. Birçok Fenerbahçe oyuncusunu aktif e, her an katkı verebilir halde tutmaya çalışıyor. Bu sisteme yavaş yavaş Arda Güler'i de artık dahil ettiğimizde bence Fenerbahçe'nin önü giderek açılacaktır. Ligde de özellikle Fenerbahçe 2 gün sonra oynayacağı maçlarda Alanya Spor gibi maçlarda illaki zorlanacaktır. Bu yüzden Alanya Spor'a karşı ben yine sağdaki 11'den farklı bir 11 beklentim var. Çünkü ondan sonra milli araya girecek Fenerbahçe. Milli maç öncesi minimum kayıp Cable'la gitmek isteyecektir Jesus. Ben özellikle Arroyo Crespo hattının tekrardan ilk 11'e geri döneceğini düşünüyorum. Ferdi hiç kullanmadı. Hoca e, Fransa'da Ferdi tekrardan 11'e girecektir. Forvet ikilisini Batshuayi King'i bu sefer yedek başlatıp Valencia Pedro ikilisiyle çıkabilir. Emre Mor'u görebiliriz sağda. Fenerbahçe tarafında kadroyu tahmin etmek gerçekten çok zor. Allah basın mensuplarına kolaylık versin diyelim. Biz Alliance maçına yavaştan geçelim. Alliance muhtemel muhtemel 11'iyle devam edelim isterseniz. İçeriğimizi Alanya Sporu muhtemel 11 ile devam edelim. Alanyaspor hocası Farioli'nin futbol anlayışını zaten kara gümrükten beri biliyoruz. Alanyaspor'a da aynı anlayışı taşıdı. Bol pasa dayalı, geride özellikle hazırlık paslarının çok olduğu bir sistem var. Burada Fenerbahçe'nin ön alan baskısıyla bu sistemin savaşını izleyeceğiz aslında. Fenerbahçe ön alan baskısında başarılı olursa Alanyaspor kaptırdığı toplarla ciddi pozisyonlar bulacakken diğer tarafta eğer Fenerbahçe baskısından hızlı çıkabilirse Alanyaspor muhakkak orta sahaya geçebilirse etkili olacaktır hızlı kontra atak ayaklarıyla. Buna dair bir 11 çıkarabileceğini düşünebiliriz Faruyol tarafında Alanya Spor'un. Kalede Runarsson'la başlayacaktır. Geçen sene Löwen'de oynuyordu. Belçika'da oynuyordu oyuncu. Runarsson fena başlamadı ama şu ana kadar Alanya Spor'un oynadığı ligde her maçta gol yediğini de altını çizelim. Bu ciddi bir istatistik Hatta ligin ilk maçındaki galibiyetten sonra üst üste oynadığı 4 maçta yalnızca 2 puan yapabilmişti. Ki ta ki geçtiğimiz hafta Ankara gücü karşısında 2-1'lik galibiyet alana kadar kötü gidişata Ankara gücü karşısında dur dediğini söyleyebiliriz Alanya Spor'un. Bu yüzden yani Runarsson'un ben aslında Fenerbahçe karşısında da işinin kolay olmayacağını söyleyebilirim. Gollü bir maç beklentim de var. Runarsun'un önünde iki yerli stoper oynuyor. Furkan, genç Furkan Bayır ve yanında Fatih Aksoy oynuyor. Sol bekte Karagümrük'ten tanıyacağınız Balkoveç. Sağda geçen sene Monza'da oynayan Pereira var. Onların önünde e, Sporting'de oynayan, Sporting'den aldıkları Dumbia. Onun yanında Umut Güneş var ki Umut Güneş'i ben çok beğenirim. Bence gelecek adına da Türk milli takım havuzunda zorlayabilecek bir oyuncudur Umut Güneş. Onu da altını çizeyim. İşin taktiksel boyutunda Farioli 4-2-3-1 gibi dizilse de Dumbia Umut'un önünde Efkan'ın da sırt arasına geldiği ve bir 4-3-2-1 dizilişine de dönebildiğini görüyoruz Alanya Spor'un. Efkan'ın da sürpriz şutlarıyla rakip kaleyi yoklayabildiğini biliyoruz. O yüzden bu şutlara karşı hem Altay'ın hem Fenerbahçe savunmasının ekstra dikkatli olması gerekecek. Ligde şu an formda oyunculardan biri Efkan ve kaleyi gördüğünde bu kadar özgüveninde kavuşmuşken şutu vurmaktan çekinmeyecektir. Sağ tarafta Efecan var. Ligin geçtiğimiz sezonun asist kralı. Yaşı ilerlese de kalitesi baki kaldı. Yıllanmış şarap gibi ifadesini kullanabiliriz Efecan için. E, Fenerbahçe karşısında da mutlaka etkili olmak isteyecektir. Ters kanatta normalde Ankara gücüne karşı Oğuz oynadı ama ben Zinedin Ferhat'ı değerlendirebileceğini düşünüyorum. Fransa'dayken de zaten Zinedin Ferhat büyük maçları çok seven ayrı bir motivasyonla maçlara çıkan bir oyuncuydu. Fenerbahçe karşısında Zinedin Ferhat kuzunu oynayabilir Farioli ki tekniği sebebiyle dar alanda yaptığı spektaküler çalımlarla da dikkat çeker Zinedin Ferhat. Bu bakımdan e, sol önde oynayacağını düşünürsek Fenerbahçe'de sağ tarafta Ferdi veya Usay hangisi oynarsa güzel bir eşleşme bizi bekleyecektir. Merkez forvette de... Wilson Eduardo ile oynuyor Alanya Spor. Ama geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da Spor'da geçen Ahmet Aslan'ı aldılar. Ve Ankara gücü karşısında golüyle başladı Ahmet Aslan. Bu yüzden Fenerbahçe maçına da fiziki gücü de düşündüğümüzde Ahmet Aslan'la başlayıp Wilson Eduardo'yu sonradan oyuna alabilirler. Ahmet Aslan'ın potansiyel Zalay ile eşleşmesi de bize seyir zevki verecektir. Ben Zinedine Ferhat ve Ahmet Aslan sürprizlerini bekliyorum kendi adıma. Eduardo ve Oğuz'un yedek kulübesine gönderilip ikinci yarıda belki oyuna alınmasıyla beraber. Yine Leroy Fer, Musamba, e, gibi isimler de Alanya Spor'da Farioli'de özellikle maçın ikinci yarısında şans bekleyen isimler olacaktır. Peki Alanya Spor'u anlattın. Nasıl gol bulabileceklerini anlattın. Yani kontra kontrol atakta Zinedin Ferhat Efecan ikilisini taşıyacağı toplar ilk adres olacaktır. Efkan'ın uzaktan şutlarına dikkat dedik. Ahmet Aslan'ın fiziki gücüyle özellikle hava toplarında sık sık yan top ortalarında onunla topu buluşturma çabalarına dikkat dedik. Bunları ayırıyoruz. Fenerbahçe nasıl gol atacak? Alanya Spor dediğim gibi ilk basa çok odaklı bir takım ve Fenerbahçe'nin alameti farikası Jilsun sisteminin en önemli özelliği ön alan baskısı. Burada aslında e, hamlesi yine gelebilir. Batu arkasında Joao Pedro ve Valencia üçlüsüyle çıkmak kağıt üzerinde çok iyi duruyor. Neden? Ön alan baskısında bir top kapabilirse Alanyaspor Spor defansı çok eksik yakalanabiliyor. Dengesiz yakalanabiliyor kaptırdığı toplarda. Fenerbahçe muhakkak bunlardan pozisyon yakalayacaktır. Diğer tarafta orta sahada Dumbia, Umut Güneş, Efkan hattına karşı ben Arao Crespo ikilisini de bekliyorum. İsmail çok iyi bir maç çıkardı ama iki gün önce Fransa'da maça çıktıktan sonra yine aynı performansı verme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Burada Arao Crespo hattıyla oraya net bir duvar çekilip Fenerbahçe'nin Alliance Spor'un ilk ataklarını orta sahada kesmesi planlanırsa işin hücum kısmında 3. bölgede artan toplarda muhakkak hatalar gelecektir. Alliance Spor'u analiz ederken bir hafta önce kaybettikleri Başakşehir maçı benim için referans maçtı. Ve bu maçı aslında kanat oyuncularıyla kaybettiler. Neden? Emre Belezoğlu kanatları sık sık içeriye devşirdi. Zaten gollerden birini Serdar Güller diğerini Kene attı Traore'nin asistinde. Ve içe devrilen kanatlara karşı Furkan Fatih ikilisinin yer yer adam paylaşımında sıkıntı yaşadığını özellikle beklerin içeri devrilmede onlara ekstra yardım getirmede sıkıntılar yaşadığını gördük. Bu maçta Fenerbahçe eğer kanatlar içeri devşirme gibi bir planı varsa ki bu yüzden diyorum Valencia veya Pedro ile başlayabilir veya oynadığı takdirde İrfan yine Emre Mor, yine Rossi bu rolü edinebilir. İçe devrilen kanatlar muhakkak pozisyonlar yaratacaktır. Merkezdeki forvetin verkaçlarına dikkat. Çünkü Fenerbahçe çok rahat pozisyonlar bulacak burada. Bu pozisyonları gole çevirmekte de golcülerin ayağına bakacak diyelim ve ben yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Bu haftada bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek Analiz Fenerbahçe programlarında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.